Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte sıfır geometri kampının 12. hafta videolarına başlıyoruz. Bu videoda ne yapacağız? Deltoid'i işleyeceğiz. Evet bu hafta sadece tek bir video var. Çünkü dörtgenler bitiyor bu videodan sonra. Ee, son haftaya bir video bıraktım ki en azından bu hafta Deltoid'i kısaca bitirin. Ve dörtgenleri de böyle bir özet yaparsınız diye düşündüm. Bu videoda Deltoid sadece ve sadece tek bir video ile bu haftayı bitireceğiz. Yani sayfa numarası 153. 154 ve 155'e işleyeceğiz Hadi bakalım dersimize başlayalım. Deltoit en az bir köşegenine göre simetrik olan dörtgene ne diyoruz? Deltoit adını veriyoruz. Ama map'te yazan kitaptaki tanıma göre de e, tanımı da bilseniz açınızdan iyi olur. Tanım şöyle. Tabanı aynı olan iki ikizkenar üçgenin birleşimidir şeklinde de tanımı var. E, yani şu şeklen gözüküyor. Hatta bu biraz daha böyle şey olabilir. Dar, dar şeklinde olabilir arkadaşlar. Bakın şu şekilde tabanı aynı olan iki tane ikizkenar üçgen şu şekilde işte bu bir deltoittir arkadaşlar. Şunlar birbirine eşit ve şunlar da birbirine eşit. A B C ve D. Hatta bunu bilerek çizdim. Özellikleri nereden geldiğini de kendimiz görelim diye. Şimdi öncelikle arkadaşlar şuradaki açıya ben alfa dersem burası da alfa mıdır ikizkenarlıktan? Evet. Şuraya beta dersem burası da beta mıdır? Evet. Çünkü ikizkenarlıktan dolayı ne oldu? Hocam şu açılar birbirine eşit oldu. Bak Tabanı aynı olan iki ikizkenar üçgenin birleşiminde tabanı taşıyan açılar A açısı ile C açısı birbirine eşit oldu mu oldu? Evet, A açısı eşittir C açısı. Sonra burada ne yapabiliriz? Hocam burada bir yükseklik çizecek olursak ikizkenar üçgende. Yüksekliği çizdik. Yükseklik ne yapar? Tabanı iki eş parçaya böler. Şunlar birbirine eşit. E Burada da bir kenar ortay çizecek olursak şöyle, ikizkenar kenarda çizilen kenar ortay yüksekliktir. E hocam, burası 90, burası 90, 180 oldu. Doğrusal oldu. A uzan bu köşegen oldu. Yani köşegenler nasıl oldu arkadaşlar? Dik kesişti. Onu şuraya yazabiliriz. Köşegenler dik kesişir. Bu önemli. Köşegenlerin dik kesmesinde ne oluyor o zaman arkadaşlar? Köşegenler dik kestiği zaman mesela eşkenar dörtgende karede ne yapıyorduk? Bir köşegen çizilmişse diğer köşegeni de çiziyorduk. Burada da deltoidde de böyle bir köşegen çizilmişse açı sorusu harici sorularda bazı açı sorularında da çiziyoruz tabii ki köşegen. Zaten delta köşegen olmazsa olmazımız. İşimiz gücümüz köşegen. Bir köşegen, bir köşegen çizilmişse diğer köşegeni biz çiziyoruz. Hatta hiçbir köşegen yoksa şu köşegeni biz çizeceğiz. Hangi köşegeni? İkizlerin tepe açılarından çizilen köşegen. Niye? Çünkü ikiz kenarda çizilen yükseklik konumda olduğu için bu bir açı oldu. Bu da açı oldu. Yani bu bizim yani BD köşegeni ne oldu arkadaşlar? Simetri ekseni oldu. Bak bu çok önemli. Simetri ekseni. Yani simetri ekseni demek ne demek? Üst üste katladığında üst üste gelecek. Yani katlama yaptığında üst üste gelecek. Yani BD köşegeni hem açı orta olduğunu söyleyebiliriz hem de kenar orta olduğunu söyleyebiliriz. Simetri ekseninden dolayı. Yani BD'nin işte e, açı orta olduğunu ve bu AC'nin kenar orta olduğunu, AH, HC'ye eşit olduğunu burada ayrı bir şekilde yazmamıza gerek yok. BD simetri ekseni. Evet işimiz gücümüz köşegen. Köşegen çizilmişse köşegen çizeceğiz. Çizilmemişse de Simetri ekseni olan köşegeni çizeceğiz. Özellikle uzunluk sorularında bunu unutmayın arkadaşlar. Deltoid bu kadar arkadaşlar. Bak ispatını yapabilmek için ekstra daha sıfırdan yazdım bunu. Ama tabana aynı olan iki ikizken üçgenin birleşimi şeklinde tanımını bilmenizde fayda var. Hadi bakalım şimdi sorulara. Örnek 1'e bakıyoruz. Şimdi bu bir deltoid demiş. Deltoid dediyse şunlar birbirine eşitse otomatikman bunlar da birbirine eşit değil midir? Evet. Hocam ikizlerin taban açıları şunlar değil mi? O zaman buradaki tabana taşıyan buradaki açıların ne olması lazım? Birbirine eşit olması lazım. Yani burada 3x eksi 20 eşittir. 2x artı kaça? 20'ye eşit olmak zorunda. Böylelikle x'i kaç buluruz? 40 buluruz. E, x yerine 40 yazdığımızda x yerine 40 yazdığımızda bu açı kaç çıkıyor o zaman? 120 eksi 20'den 100 bu açı da aynı şekilde 100 oldu. E, sonra y isteniyor bizden. E, dörtgenin iç açısı y. Toplayalım. 100 artı 100 artı 85 artı y eşittir 360 olmalı. Buradan da 285, 360'tan da 285 çıkartırsak kaç kalıyor arkadaşlar? 75 derece kalıyor. Yani örnek biri 75 bulduk. Geldik örnek 2'ye. Şimdi ABC'de deltoid demiş. Deltoid ise otomatikman bunlar birbirine eşitse otomatikman şunlar da birbirine eşit midir? Eşittir. E taban açıları. bak. Bunlar tepe açıları, taban açıları hangileri? Şunlar. Açılar olduğu zaman taban açılarının olduğu köşeye dikkat et. Yani burası da kaç derecedir o zaman? 130. E o zaman dörtgen iç açıları toplamı 130, 130 ve 40'ın toplamı ve x'in toplamının kaç olması lazım? 360 olması lazım. Şurası 260 yapıyor, 300 yapıyor. x de böylelikle kaç derece olarak buluruz? 60 derece olarak buluruz. Cevap 60 oldu ikinci soruda. Geldik 3'e. Evet. ABC'de delta 8. AD ile AB birbirine eşit verilmiş. Arkadaşlar şu ve şu birbirine eşitse otomatikman şunlar da birbirine eşit midir? Evet. Şimdi burası 2 2 2 kök 2 verilmiş. Hmm. Nedir bu? X dik üçgen. 90 derece. 4 4 4 kök 3 verilmiş. Kök 3 katı nerede? 30 30 120 üçgende. O zaman burası 120. E taban açılarımız da bunlar değil mi? Evet. Burası da X olacak o zaman. X kaç derecedir diye soruluyor. 2 tane X var. 90 var ve 120 var. Bunların toplamının 360 yapması lazım. 2x böylelikle şu ikisinin toplamı kaç yaptı? 210 yaptı. 360'tan 210 çıkartınca 150 yapıyor. Ve x'i de böylelikle kaç derece olarak buluruz? 75 derece olarak buluruz. Örnek 3, 75 oldu. Geldik örnek 4'e. Soru ne sorusu olursa olsun. Dik taban iki parçaya böldü. Aklımıza ne geldi? İkiz kenar. Hemen şu parçayla şu parça birbirine eşittir kardeşim. Şimdi soruya bakalım. ABC'de delta AD ile AB birbirine eşit verilmiş. Şu ve şu birbirine eşitse yani burası da s olacak. A s s s. Yani eşkenar üçgen çıktı. 60 60 60 çıktı. E sonra burası 108 verilmişti. O zaman burası 48'e 48 değil mi? Evet. Burası 48. E şu deltoitte bunlar eşit verilmişti. Otomatikman bunlar da birbirine eşit değil midir? 48 ise o zaman burası da 48'dir. 48 48 ve x'in toplamı kaç yapacaktır? 180 yapacaktır üçgenin çeçeli toplamından. Bu x ne yapıyor? 180 eksi 96 yapıyor. 48 ile 48'in toplamı 96 oldu. 96 olduğundan x de böylelikle kaç çıkıyor? 84 derece olarak çıkıyor. Yani örnek 4'ü 84 bulduk. Geldik örnek 5'e. Bir katlama var arkadaşlarım. Katlamalarda öncelikle şu deltoid de şunlar birbirine eşit. Otomatikman bunlar da eşit midir? Evet. Şöyle bir katlama var. Üst üste binen açılar nedir? Birbirine eşittir. Hocam x ise burası da x'tir. Hatta şu açılar da birbirine eşit. Hatta üst üste binen kenarlar da birbirine eşit midir? Eşittir. Tamam. A şu eşitliği yazınca hocam hatta şunlar da birbirine eşittir. Şimdi buradan ne çıktı? İkiz kenar çıktı. Tepe açısı kaç derece? 30 derece. 180'den 30 çıkart. 150 2'ye böl. Taban açıları 75 75 yapar mı? Yapar. E hocam ikizlerin bak şunlar birbirine eşit ya. Bunlar da eşit. Taban açıları dikkat edin demiştim. Şunlar birbirine eşit olacak. Dolayısıyla burası 75 burası da 75 mi? Evet. Şimdi bak burada kaç şey buldum ya. Bu katlanılan üçgende. Üst üste binen açılar birbirine eşit olmayacak mıydı? Evet. Yani 75 ise o zaman burası da 75 olacak. Bir işinize yarar mı yaramaz mı bilmiyorum. Bakalım. Şimdi AD ile DC birbirine eşit verilmiş. AD ile DC birbirine eşit. Deltoid katlandı ve bizden x açısı isteniyor. X açısını nasıl bulacağız peki biz burada? Peki, 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 peki. X açısını nasıl bulacağız? Hocam şu açıların eşitliğini kullanacak mıyız? 75'e 75, e 75. Ha, Bak soruda 110 vermiş. Verilen bilgiyi kullanalım. ABC açısı da 110 derece verilmiş. E o zaman burası 110 verilmişse olay bitti. Çünkü niye? Burası 75. Burası 75. Burası 110. Ve şuradaki açı bulacağız. 110 artı 75 artı 75 yani 110. Bu bu ve bu açının toplamı 360 yapmak zorunda. Artı burası kaldı. 2x artı 30. 2x artı 30 eşittir. 360 yapmalı. Şu 75 75 150. E, 30 daha kaç yaptı? 180. 180 artı bu 290 yaptı. Değil mi? Evet 290. O zaman 360'tan 290 çıkartırsak 70 yapıyor. 2x 70 ise x de böylelikle kaç çıkar? 35 çıkar. Yani sorunun doğru cevabı örnek 5'te 35 oldu. Geldik örnek 6'ya. ABC'de delta 8. bunlar birbirine eşit verilmişse otomatikman şunlar da birbirine eşit değil midir? Evet. Köşegenler nasıl kesilir? Dik. Bak bunu bil yeterli. Köşegenler dik kesir. Tamam bu diki yazdık. BD uzunluğu 16. E x kenarda çizilen yükseklik olduğu için tabanı da iki parçaya böldüğünü söyleyebilirsin. Hani yüksekliklerin dik kestiğini bildiğin zaman. Evet BD uzunluğu 16 ise o zaman burası 8 8 oldu. 8 10 6 8 13 üçgenler 6 çıktı burası. E AC'yi de 21 vermişti. E o zaman burası 15 oldu. 8 15 17 üçgenden 15 17 buluruz. Bizden dc isteniyor. X'i böylelikle kaç bulduk? 17 bulduk. Geldik buraya. Örnek 7. ABC'de deltoid köşegenler nasıl kesişir? Dik kesişir. Bunu unutma. Ondan sonra E F orta noktalar. Şunlar birbirine eşit. E hocam bunlar da eşit verilmiş. A 90'dan çizilen kenar ortaya muhteşem üçten eşit oldu. Muhteşem üçten burası da eşit oldu. Dörtgen burası da 4 burası da 4. Üçgen burası da 3 burası da 3. E hocam şurası kaç yaptı? 8. it'ten dolayı burası da 8'dir. ad ile DC eşit verilmiş. E burası 6 iken burası da 6 olmaz mı? Evet burası da 6 oldu. Deltoidin çevresi. Hocam 8'den 2 tane var. 6'dan da 2 tane var. 8, 8, 16 ya da 14 toplamı kaç yapıyor topladığımız zaman? 28 yapıyor. Evet cevabımız örnek 7'de 28 oldu. Geldik örnek 8'e. Deltoid demiş. Bir kere köşegenler çizilmiş. Köşegenler nasıl kesilir? Dik kesilir. Aklımızın bir köşesinde bulunsun. BD'yi kaç vermiş? 12. Hocam BD köşegeni 12 verilmiş. AC köşegeninde kaç verilmiş? Hocam 16 verilmiş. Şu uzunluk isteniyor. E, soruda eşitlik var. Hangi konuda olursak olalım eşitlik varsa aklımıza ne gelecek? Orta taban. Hemen eşitliğin olduğu yerden bir orta taban çizgisini çiziyorum. Bak. E mavi çizgi verilmiş. Mavi çizgiye paralel çizdim. Mavi çizginin uzunluğu 16 idi. E burası 16 iken burası kaç yaptı? 8. Sonra Tabi bunlar da birbirine eşit olacak. Bu ABC'de deltoit ya. AB ile AD birbirine eşit ya. AB ile AD birbirine eşit. E burası da şunlar da birbirine eşit olacağından dolayı. E burası çift çizgi çift çizgi. Burası da çift çizgi çift çizgi oldu mu? Oldu. Şimdi burada da eşitlik var aslında. Burada da bir ort taban çizebiliriz. E hocam şunu şöyle birleştirecek olursak. Ort taban çizgisi oldu. Kırmızıya ait. Kırmızı da 12 ya. 12 olduğundan o zaman burası kaç oldu? 6 oldu. E şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi şunu yapacağız. Şu köşegenler dik kesir ya. Şunlar birbirine paralel. Yöndeşlikten 90. E burası da 90 olur mu arkadaşım? Çünkü burası 90 derece. Z'den dolayı mavi ile de bu siyah çizgi paralel olduğundan burası da 90 oldu. Ve artık burada pisagor bağıntısı yapabiliriz. Dik kenarlar kaç? 6 ve 8. 6, 8, 13 üçgeninden burası da kaç çıkar? 10 çıkar. Ya biraz zor bir soru gibi ama ya bu soru tipini bilmeniz lazım arkadaşlar. Karşımıza çıkabiliyor. O yüzden burada sıfır geometride yazdığımız sorulardan biri. Örnek 8 10 çıktı geldi örnek 9'a. Arkadaşım dik tabanı iki parçaya bölmüş. Hangi konuda olursak olalım işimiz nedir? O yük, yani yükseklik tabanı nerede iki parçaya bölü? İkiz kenarda. Hocam şu ikiz kenarlığı şöyle göster. E, şimdi bu neymiş? Deltoidmiş. Bunlar birbirine eşitse otomatikman bunlar da birbirine eşittir. Yani burası yuvarlaksa burası da yuvarlaktır. Ne çıktı karşımıza? Eşkenar üçgen çıktı. Yaz açıları 60, 60, 60. Hatta bunlar 30, 30 oldu. 60'ın karşısı 4 köküsü 30'ın karşısı köküçe bölünmüş hali 4'tür. E o zaman burası da 4'tür. Bir kenar kaç çıktı o zaman? 8. Çevre ABC'de isteniyor. Ve bu arada burası 8 oldu. İkisi kenarda üçgenden dolayı burası da 8 bölü kök değil midir? Evet. 8 bölü kök de kök 2 çarparsam 8 kök 2 bölü 2'den 4 kök çıkar. Yani burası da 4 kök oldu. O zaman çevresi Çevrede 8 burada 8 burada 16 artı 4 kök ki burada 4 kök ki burada 8 kök şeklinde çıkar. 9. sorunun doğru cevabı arkadaşlar. Evet örnek 9'u bulduk geldik örnek 10'a. Kenarları ve köşegenlerin toplamı 111 cm olan ABC'de deltoid şeklindeki uçurtma yapılıyor. Şimdi AB ile AD 13 verilmiş. Bu 13 bu 13 ise BD'yi de kaç vermiş 24. Arkadaşlar köşegenler dik kesir. E, x kenarda çizilen yükseklik olduğundan tabanı iki eşit parçaya bölecek. E, BD 24 ise burası 12 burası da 12. Buraya ne kaldı? 5 kaldı. Şimdi arkadaşlar buraya x dersek burası da Pisagor bağıntısından bir şey gelecek. Y, y diyelim isterseniz. Şuraya da y, y diyelim. Arkadaşım kenarlar ve köşegenlerin toplamını vermiş. Kenarlar toplamı 2y artı 13, 13, 26 artı Köşegenler toplam bir köşegen 24 artı diğer köşegende 5 artı x. Bunların toplamı 111 verilmiş. E o zaman buradan bir şey geliyor. Buradan 2y artı x eşittir. Şu ikisinin toplamı. Hocam 26 ile 24 toplayınca 50. 55. 111'den 55 çıkartınca 6 yapıyor burası. Burası da 56 mı yapacak? Evet 56 oluyor arkadaşlar. Burası 56 oldu. Yani x dediğimiz 56 eksi 2y'ye eşit oldu. Evet. Şuraya yazalım. x dediğimiz 56 eksi 2y'ye eşit oldu. E hocam burada artık Pisagor bağıntısı yapacağız. OC uzunluğu kaçtır diye soruluyor. He. Şimdi bir burada bir denklem. Bir de x kare artı y kare. Yani y kare eşittir x kare. E, y kare eşittir x kare artı 144'ten de yapabilirsiniz ama. Direkt ben buradaki Pisagor'dan yapmak istiyorum. 12 var. 12 varsa ben burada hissetmek istiyorum açıkçası. Yani normalde nasıl çıkacak? Y kare eşittir. 12'nin karesi artı. 56 2Y'nin karesinden işlem işlem işlemle çıkacak. 56'nın karesi falan bayağı bir yoracak. Hisset. 12 ile ilgili özel üçgenleri hisset. Ya 5, 12, 13'tür. Hocam burası 5 olursa 13 sağlamıyor. 13 koyduğumuzda çünkü 26. Burası 5 yapmıyor arkadaşlar. 12 ile ilgili hangi özel üçgen var? Bir de 3, 4, 5'in katlarında var. 9, 12, 15 mi? Buraya 15 koyarsam 30 burası 16 yaptı. 12, 16 15 sağlamadı. Bir de 3, 4, 5'in 4 katı 12, 16, 20 üçgeni var. Y yerine 20 yazarsak arkadaşlar. Y yerine 20 yazdığım zaman bak 20'yi yazdım. Ee, y 20 ise burası ne yaptı arkadaşlar? 40 yaptı. 56 eksi 40'tan burası da 16 oldu. 12, 16, 20 sağlandı mı? Sağlandı. Yani Y böylelikle kaç çıktı arkadaşlar? 20 çıktı. A bizden OC uzunluğu isteniyor. OC uzunluğu da neye eşit oldu arkadaşlar? 56 eksik y, yani şu uzunluğu zaten 16 bulmuştuk. 16'ya eşit oldu. Evet örnek onu böyle 16 bulduk. Hisset kardeşim hisset. Böyle büyük sayıların pisagorlarıyla uğraşma. Geldik örnek 11'e. Aydın öğretmen geometri dersinde deltoid konusunu işlerken öğrencilerinden aşağıdaki işlemleri sırasıyla yapmasını istiyor. A, D ile DC birbirine eşit olan deltoid çiziniz diyor. Hemen deltoid'i çizelim. Deltoid şöyle olsun mesela arkadaşlar. Genelde bu şekilde çiziyoruz deltoid'i. Uzun kısmı da şöyle olsun. ABCD B, deltoid'ini çizelim bakalım. Şöyle A, B, C ve D çizdik. Sonra AB üzerinden bir E noktası al diyor. Sonra DC üzerinden de bir F noktası al diyor. D, e ile AB birbirine dik olsun diyor. D, e çizince D, e ile AB birbirine dik olacakmış. Yani şurada kaç? 90 dereceymiş. Sonra BF ile DDC birbirine dikmiş. Şöyle burası da birbirine dikmiş. 90 dereceymiş. Peki ne diyor? AE eşittir 4. Hocam burası 4. Sonra FC eşittir 3. BC eşittir 12. E burası 12 ise burası da 12 olacak. Deltoid'den dolayı Burada zaman burası 8. Ne isteniyor bizden? DF uzunluğu. X isteniyor arkadaşlar bizden. Hmm. Bu X'i nasıl kullanabiliriz? X artı 3 ise burası da X artı 3 mü? Evet. Arkadaşlar 90 derecelere var. Pisagor bağıntısı yapacağız galiba. E o zaman şurada bir Pisagor bağıntısı yapalım arkadaşlar. Pisagor bağıntısından 144'ten 9 çıksa 144'ten 9 çıkınca kaç yapıyor? 135 yapıyor. Burası kök 135 oldu. E sonrasında e burası da 90 derece. E burada o zaman şunu şöyle çizecek olursak Pisagor'dan burayı yazabiliriz. Hatta burası da kare kök içinde x kare artı yani bunun karesi artı bunun karesi 135'tir. E sonra Ha, bir burada Pisagor var bir de burada Pisagor var. Her ikisinde de haş ortak değil mi? Evet arkadaşlar bunu biz çok kullanıyorduk. Dikkat edin. ÖSYM'de soruyordu bunu. E, ortak olan kenarı yalnız bırakacağız. Yani h kare buradan neye eşit? Hocam karesi eksi karesine eşit. Yani x artı 3'ün karesi eksi 4'ün karesine eşit. Aynı zamanda h kare neye eşit? Şunun karesi. Yani kare küçüğünde x kare artı 135'in karesi ya dik üçgenden başka yapacak bir şey olmadığı için ben burada dik üçgene adı aldım. İyi ki de almışım. Karesi eksi karesi. Yani 8'in karesi olacaktır. Her ikisi de aç kare eşit olduğundan bunlar birbirine eşit. Açalım şunu. X kare artı 9 X artı pardon 6 X artı 9 eksi 16 eşittir. X kare artı 135 eksi 64'e eşit oldu. Evet. Hadi bakalım. X kareler gitsin. Burada 6 X kalsın. Burası ne? Eksi 7. Öbür tarafa artı 7 diye geçecek. 135 eksi 64 artı 7 mi olacak arkadaşlar? Çünkü eksi 7 idi burası. Evet. Şimdi eksi 64. Şu ikisinin toplamı kaç yaptı? Bu ikisinin toplamı 75 daha 12, 142 yaptı. 142'den 64'ü çıkartınca 8, 8, 6 daha 14 yani 78. Evet 78 yaptı burası. 6x eşittir 78 ise x de böylelikle kaç geliyor? Sanırım 13 geliyor. Evet. Cevap 13 oldu arkadaşlar. Sadece ve sadece Pisagor bağıntısında. Burada ne yaptık? Delta tanımını kullandık sadece. Kenarların birbirine eşit olmasını kullandık ve soru nereden çıktı? Dik üçgenden çıktı. Evet örnek 11'i 13 bulduk. Geldik. Delta alanına. Arkadaşlar delta köşegenler nasıl kesiyordu? Dik kesiyordu. E o zaman alan ABC'de köşegenler çarpımının yarısına eşittir. Yani AC çarpı BD bölü 2'ye eşittir arkadaşlar. Bu. E, ya da üçgenlerin alanlarını tek tek bulup toplarsınız da sıkıntı yok. İstediğiniz şekilde yapın ama köşegenler dik kestiği zaman köşegenler çarpımının yarısı olması olmazımız. Evet, şimdi ABCD deltuit. AD ile AB birbirine eşit, şunlar birbirine eşit. Otomatik ben da birbirine eşit mi? Eşit. Şimdi EFK orta noktalar. Şunlar eşit, şunlar eşit. Hatta burası da eşit. Şunlar da birbirine eşitmiş. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Arkadaşlar burası 3, burası 4 verilmiş. Alan ABC'de isteniyor. Alan ABCD İsteniliyorsa o zaman ben köşegenleri bulmak zorundayım. Hocam şu köşegen A orta taban direkt 6 oldu burası. Hocam sonra diğer köşegen hop şurası. Burada da bir orta taban çıktı. Dörtgen burası da 8 mi oldu? Evet. Köşegenler dik kesir ve köşegenler çarpımının yarısı. 6 çarpı 8 bölü 2 48 bölü 2'den cevabı kaç buluruz? 24 olarak buluruz. Örnek 12 24 geldi. Geldik örnek 13'e. Ne var burada? ED uzunluğu 2K, EC uzunluğu 3K. Yazalım. 2K 3K. Bak oranlama var. Alan dağıtacağız büyük ihtimalle. İşimiz gücümüz köşegen diyorduk Deltoid'de. Ne yapacağız? Hocam şu köşegeni mi çizeceğiz? Hayır. Simetri yok eksen olan köşegeni çizeceğiz. Zaten burada 2K 3K'ya göre alan dağıtacağımız belli ya. Hemen 2K'da kalan 2A, 3K'da kalan 3A olması için böyle alanı dağıtalım. Hatta AED'yi bize 4 vermiş. 2K'da kalan 4 ise 3K'da kalan 2 katı 2 katı 6 olur. Şu bizim simetri ekseniydi. Yani açı ortay oluyordu. Ve katlamada simetri ekseni oluyordu. Tepe açılarında çizilen şey. O zaman şu alanla şu alanda birbirinin tıpkısının aynısı. Yani burası 10 olsa burası da 10 mu olacak? Evet. Bizden taralanan isteniyor. 10 artı alttan cevap 16 çıkar. Örnek 13'ü 16 bulduk. Ve geldik örnek 14'e. Deltoid oranlama var. Burası 5K burası 3K. Alanda var alan dağıtım var büyük ihtimalle. Arkadaş BE burası burası da EC. 3K yazdık. Sonra başka bir şey var mı? Neresi deltoid'miş? ADF. Evet şurası deltoid. Arkadaşlar burası deltoid. Deltoid de işimiz, gücümüz köşegen. Şu köşegeni çizeceğiz. Simetri ekseni olan köşegeni çizeceğiz. Bu ne oluyor da? Açı orta yolu da. Hocam şunlar açı ortay. Hatta bu da açı orta. Aa güzel bir şey çıktı. Bak üçgende açı orta oldu. Tabandaki oran 5'e 3. Koldaki oran da 5'e 3 olmak zorunda mı? Evet. Yani burası 5'enken. Burası ne olmak zorunda? 3'en olmak zorunda. Peki. E burada ama alan dağıtamayacağız. Alan BDE'yi kaç vermiş? 7. Ben bunu kullanacağım. Bir de CFE'yi kaç vermiş? 3. Bunları kullanacağız. Alan ABC isteniyor bizden. Ben bunu nasıl kullanabilirim? Arkadaşlar 7 ve 3 alanını nasıl kullanabilirim? Şimdi şöyle kullanabilirim aslında. Şu açı ortay ya simetri ekseni ya. E hocam şuradaki alan da aslında nedir? Yok 5 yani 3 yen Şey olmasa da önemli değil. Şurada kalan A iken burada kalan da A değil midir? Evet. Sanki 5N 3N işimize yaramayacak. Alan ABC isteniliyor bizden. Evet. 5N en, 3N'e gerek kalmadı. Açı orta olduğunu biliyoruz. Simetrik sen olduğunu biliyoruz. A iken A'yı yazdık. Bu yeterli. Niye? E, 5 kya 3K var ya. 5K'da kalan bak A artı 7. Yani 5K bölü 3K tabanlar oranı alanlar oranına eşit olmayacak mı arkadaşlar? Evet. Yani tepe noktaları da aynı olduğundan dolayı. A artı 7 bölü A artı 3'e eşit olmak zorunda. İşler işler yapalım. K'lar gitsin. 5A artı 15 eşittir. 3A artı 21 yaptı. Buradan 2A eşittir 6 yaptı. A'yı da böylelikle kaç bulduk? 3 bulduk. Evet A'yı 3 bulduysak bizden ne isteniyor? Alan ABC. Alan ABC'ye de kaç yapıyor arkadaşlar? 3. Toplayalım. 3. 3, 7 ve 3'ün toplamı o da kaç yaptı? 16 yaptı. Cevap böylelikle 16 oldu. Örnek 14'te. Geldik örnek 15'e. Evet oranlama verilmiş. Burası 2K, burası 3K değil 5K. Evet BE uzunluğu 2K, DE uzunluğu 5K yazdık. Bir de tüm alanı vermiş. Arkadaşlar bu şuradakilerde birbirine eşit değil mi? Köşegenler bu simetri eksen olan köşegen. E alanı da açacağız. Belli. 2 kdaki kalan ne? Oranlama varsa alan dağıtacaksın. Kardeşim 2A. 5K'da kalan nedir? 5A'dır. E çizgideki kalan 5A ise çizgideki kalan yine 5A'dır. Hocam çizgideki 2A ise çizgideki burada da 2A. Bu tepe noktasına göre baktığımız zaman da. Şuradaki tepe noktasına göre. E tüm alanı vermiş. 7, 7, 14. 14A eşittir. 168 olmuş. E 168'i 14'e böldüğümüz zaman kaç geliyor? Sanırım 12 mi geliyor? Sanırım 12 geliyor. A'yı 12 buluruz. Evet A alanı 12. AC'yi vermiş. Hocam burası 8. Tamam. A alanı 12 ise burada o zaman arkadaşlar ee, şu şeyden gidelim isterseniz. Şuradaki üçgenden gidelim isterseniz. deltoidin alanından da gidebiliriz. A 12 ise burada kalan kaç yaptı? 24. 8 çarpı 2K bölü 2 eşittir 24 Ne yapacak o zaman arkadaşım? Evet. O zaman burası 24 olacaksa 2'ler gitti. A şey, A'yı 12 bulduk. 12 bulduysak burası 24 yaptı. 8 çarpı 2K bölü 2 24. 8K 24 ise K'yı buradan 3 bulduk. K3 ise o zaman şuradaki uzunluk kaç yaptı? 6 e, K3 ise burası da kaç yaptı? 15 yaptı. 6 8. 10 üçgeninden burası 10 Hocam burası da 10. 8 15. 17 üçgeninden burası 17. Burası da 17. E o zaman çevre ne olacak? 17 17 10 ve 10 17, 17, 10 ve 10'un toplamı da kaç yapıyor arkadaşlar? 34, 20 daha 54 yapıyor. O zaman çevreyi böylelikle 54 bulmuş olduk. Evet alan dağıtma ve üçgen bilgisi yine karşımıza çıkıyor. Tabi deltoid'de köşegenlerin böyle dik geçmesi. Bu diki de vermek zorunda değildi. Ama de bir ara e, deltoid deyip köşegenlerin dik geçmesini soruda da göstermişti. Ee, bu şekilde aslında fazladan bir bilgi soruda olmasına gerek kalmayan bir bilgi. 90'a biz yapıştırıp şuradaki eşitleri biz bulup ondan sonra alan dağıtmayı yapıp böyle sonuca yine üçgensel bilgilerle oluştuk. Ama deltoidin de kullandık. Şunların birbirinin ortalanmasını gibi değil mi? Ya da köşegenlerin dik kesmesi gibi. Simetrik sen olması gibi. Neyse örnek 15 54 çıktı ve geldik bu haftanın son sorusuna. Evet. Şekil 1'de verilen ABC'de deltoidinde ADC üçgeni şu üçgen şöyle katlanmış. Katlandığında böyle uzunluklar oluşmuş. E noktasına denk geliyor. Evet BD üzerindeki E noktasına denk gelmiş. AB ile BC'ye 20 20 vermiş. Sonra BE'yi 10 vermiş. BE neredesin? Burası 10. Sonra şuradaki uzunluk 10 olduğundan dolayı burası da 6 verilmiş. Sen bunu böyle katladın. Zaten köşegenler dik kesir. Katladığın zaman aynı doğru üstünde gitmek zorunda simetriğini alıyoruz çünkü. E hocam üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Burası da 6 mı oldu? Evet. Şimdi 20 var 16 var. Bak dikkat 20 16. Ne üçgeni 12 16 20'den burası da 12 mi çıktı? Evet burası da 12. Alan ABCD isteniyor bizden. E bitti. Şurası da zaten 6. Köşegenler çıktı. Bir köşegen 22. Diğer köşegen 24. 22 çarpı 24 bölü 2. Şunun da şu sadelesin. 11 olsun. 11 ile çarpmanın kısa, iş, kısa yolu. Hocam 11 ile 24 çarpıyoruz ya. 24'e ayırdık böyle 2 ve 4. Toplamını ortaya yazıyorsun. Şu ikisinin toplamı ortaya yazılacak. Yani 264 yapmış oldu arkadaşlar cevap. Örnek 16'yı da 264 bulduk. Ve deltoid'i de bu şekilde bitirdik. Böylece deltoid bitti. Ve bu hafta bitmiş oluyor. Tek bir video ile bitti. E, dörtgenleri de bu sayede tekrar etmiş olursunuz. Bu hafta böyle olsun. Dörtgenlerinizde tekrar edin. Sorularınızı çözün. Çekme olduğunu zaten söylemiştik videonun başında da. Evet. Deltoid konusu kolay bir konu. Rahat bir şekilde yapabileceğiniz bir konu. E deltoid'de işimiz gücümüz uzunluk varsa özellikle köşegen olduğunu unutmayın. Bazen üçgenin içinde böyle deltoid koyuyorlar. O köşegeni çizdiğinizde açı sorular böyle özel sorularda falan karşılaşabilirsiniz. Ona da dikkat edin arkadaşlar. Bu sıfır geometride otur sorulara çok yer vermedim. Ama e, işiniz gücünüz köşegen olduğunu hatta simetri ekseni olan köşegen olduğunu bildiğiniz zaman çoğu şeyi çok rahat bir şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar. Evet Böylelikle bu haftanın da sonuna geldik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki hafta ne var? Çember var. Çember konusunun konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.